fiyat farkı yok diyebiliriz arada. Ama özellik anlamında gözle görülmesi de gerçekten çok fazla fark var. Bu 2022'de çıktı. Bu 2022 Aralık 2023'te çıktı. Daha son çıkan bir saat olduğu için fiyatı da tabii ki ona göre. Yo, çok temiz geliyor, güzel geliyor. Böyle yankılı falan gelmiyor. Şu an konuştuğum bir tık daha tiz ama böyle arada uçurum falan yok. Ve bugün işte ikisinin karşılaştırma videosunu çekeceğiz. Moş'tan yeni bir videoyla tekrardan selamlar. Birkaç ay önce Huawei Watch Fit 2'nin inceleme videosunu çekmiştik ve o dönemden beri de ben aslında bu saati aktif olarak kullanıyorum. Kısa bir süre önce de Redmi Watch 3'ün çekimini gerçekleştirdik, incelemesini gerçekleştirdik. Bunu da o zamandan beri aşağı yukarı kullanıyorum ve bugün işte ikisinin karşılaştırma videosunu çekeceğiz. Çünkü ikisi de birbirine çok denk cihazlar. Hem fiyat olarak hem de özellik bakımından birbirleriyle oldukça kıyaslanıyorlar ve akıllı saat almayı düşünenlerin de hangisi alsam diyeceğiz saatler oldu ikisi. Biz de dedik ki neden bu ikisinin karşılaşmasını çekmiyoruz. O yüzden bugün bu videoda yapacaklarımızdan genel itibariyle bahsedeceğim. Öncelikle bir kullanıcı deneyimi aktaracağım size video boyunca. Ama genel itibariyle teknik özelliklerinin karşılaştırmasını yapacağız. Hangisinin şarjı daha uzun süre gidiyor, hangisinin ekranı daha güzel, hangisinin içinde ne kadar uygulama var veya bu uygulamalar ne kadar stabil çalışıyorlar. Buna ek olarak ikisi de telefon görüşmesi yapılabildiği için bir telefon görüşmesi testi yapacağız. Hoparlörlerine bakacağız. Mikrofonlarına bakacağız. Bir de tabii ki ikisi ayrı markalar olduğu için biri Redmi, biri Huawei olduğu için ikisinin uygulamalarının karşılaştırmasını yapacağız. Uygulamalara şöyle bir göz atacağız. Bu uygulamalar ne kadar kullanışlı bunlara değineceğiz. O zaman hazırsanız hızlıca başlayalım. Öncelikle tabii ki akıllı saat oldukları için ekran özelliklerinden başlamak istiyorum. Redmi ile başlayacak olursak ekran konusunda Redmi ekran yenileme hızında çok öne çıkıyor. 60 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Genellikle akıllı saatlerde bu 30 Hz'de bitiyor. Burada görmüş olduğunuz Huawei'nin Watch Fit ikisi de yine 30 Hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun zaten detaylı olarak karşılaşmasını şu an ekranda görüyorsunuz. 60 Hz gerçekten yüksek bir performans ve kullanırken bunu gözünüzle rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve performans olarak da bunu size hissettirebiliyor. Ekran büyüklüklerine baktığımızda Huawei 1.74 inçte, Redmi ise 1.75 inçte. Aralarında 1 inçlik bir fark var aslında. Piksel kalitesine baktığımızda 336'ya 480 piksellik bir çözünürlüğe sahipken Huawei, Redmi'ye baktığımızda 390'a 450 piksellik bir kalite sunuyor bizlere. Bunu ama pikseller yardımıyla anlamak çok zor ekran çözünürlüğünü. Çünkü biri dikdörtgen bir forma sahipken diğeri kare bir forma sahip. Doğal olarak burada da piksel anlamında farklılıkların olacağını gayet düşünebiliriz. Ama önemli olan aslında piksel yoğunluğu. Yoğunluğa baktığımızda Huawei 336 ppi'lik bir yoğunluğa sahip. Redmi ise 341 ppi'lik bir yoğunluğa sahip. Ekran tazeliği hızıyla da birleşince Redmi'nin ekran kalitesinin gerçekten Huawei'den bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. İkisi de AMOLED ekran kullanıyorlar. Tabii ki de bu fiyatlarda AMOLED'den başka bir ekran kullanmasını bekleyemezdik. İki ekranımız da Always On Display'i destekliyor. İkisinde de daimi açık ekran kullanabiliyorsunuz. Fakat Huawei'de otomatik ekran parlaklığı özelliği de mevcut ama Redmi bunu desteklemiyor. Yani siz daha aydınlık bir alandan daha karanlık bir alana geçtiğinizde ekran parlaklığı otomatik düşmüyor. Ya da tam tersi ekran parlaklığı otomatik yükseliyor. Bu batarya konusunda bazen soruna yol açabiliyor ya da tamamen gözünüzü yorabiliyor ya da sürekli onunla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Kapalı bir alanda daha düşük parlaklıkta kullanırken dışarı çıktığınızda o parlaklığı arttırmanız lazım ki ekranınızı görebilesiniz. Burada bir farklılık söz konusu tabii ama yine de bana kalırsa ekran teknolojisi anlamında az önce de söylediğim gibi Redmi bir adım önde ilerliyor. Huawei Watch Fit 2 modelinde kasa materyali olarak polimer tercih etmiş. Redmi ise metal kullanıyor. Metal daha dayanıklı ve aynı zamanda fiyatı da bir tık yukarı çeken bir materyal. Fakat polimer de kesinlikle kullanıcıyı üzmez. Ben 7 aydır kullanıyorum ve kasada henüz hala hiçbir şekilde bir çizik, bir darbe izi vesaire yok. Yani ki ben çok fazla elimi kolumu sağa sola çarparım. Ona rağmen polimer de dayanıklı bir madde olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmına baktığımızda Huawei Watch Fit 2'nin bataryasının kaç miliamper olduğu genel olarak hiçbir yerde yazmıyor. Ama süre olarak size 10 günlük bir süre veriyorlar. Normal kullanımda 10 güne kadar kullanabileceğinizi söylüyor. Redmi ise bu modeli için 12 günlük bir batarya performansı sunduğunu vaat ediyor. Yani toplamda arada 2 günlük bir fark var. 2 günde yine aşağı kalır bir fark değil. Redmi bana kalırsa burada da yine bir adım öne çıkmış gibi gözüküyor. Ama bana bir kullanıcı olarak soracak olursanız 10 gün gayet yeterli bir süre. Hatta ben bazen şarjına bakmayı unutuyorum. 10 gün sanki böyle geçmiş gibi geliyor. Bakıyorum ve hala böyle artık %10'lara falan düşmüş oluyor şarjı. Daha hiç şarj etmeyi unutup da saatin kapandığını hatırlamıyorum. Muhakkak arada böyle bir duşa
gireceğim zaman çıkarttım. Daha dur 2 dakikada şarja takayım diyorum. Çünkü zaten ikisi de çok kısa sürede şarj oluyorlar. Fakat Huawei'nin şöyle güzel bir yanı var. Hızlı şarjda destekliyor. 5 dakika şarj ettiğinizde bir günlük bir kullanım sunuyor size. Fakat Redmi hızlı şarj özelliğini maalesef desteklemiyor. Hızlı şarj özelliği bana kalırsa akıllı saatlerde muhakkak olması gereken bir özellik. Çünkü bir şey oluyor. Mesela benim aktif bir spor hayatım var ve tam antrenmana gideceğim sırada şarjının olmadığını veya bana yetmeyeceğini görüyorsam 5 dakika takıyorum. En azından o günümü kurtarıyor beni. Fakat Redmi'de böyle bir özellik maalesef söz konusu değil. Şimdi genel özelliklere geçmeden önce ben bir uygulama kıyaslaması yapmak istiyorum. O yüzden isterseniz ilk önce Redmi'nin kullanmış olduğu uygulama Mi Fitness'la başlayalım. Evet, Mi Fitness uygulamasında şu an akıllı saatim zaten bağlı. İlk başta açtığımızda uygulamayı saati görüyoruz. Saatin bağlı olup olmadığını ve şarj yüzdesini görüyoruz. Saat arayüzlerimizi görüyoruz hemen aşağıda. Toplam 6 tane saatin kendi ekranının içinde bulunan arayüzler burada var. Şurada özel kısmı var. Buraya bir girmek istiyorum. Özel kısmında kendinize ait bir ekran oluşturabiliyorsunuz. Kendi fotoğrafınızı koyabiliyorsunuz. Ya da slide olarak böyle içinden 8 tane fotoğraf seçebilecek kadar ekran arayüzü oluşturabiliyorsunuz. Ama bunun dışında size kendisi neler sunuyor? Şunlara hızlıca bir bakalım neler varmış diye. Genel olarak çok karmaşık ekranlar var. Sade ekran çok az. Tasarımlar genel olarak bu şekilde, bu ağırlıkta. Ama gayet bence sayısı ideal. Hatta evet şimdilik bu kadar diyor. Şöyle hızlıca mesela yukarıya doğru çıkalım. Burada muhakkak kendinize göre bir iki tane arayüz bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Arayüzlerden çıktığımızda burada bildirim ve arama ayarlarını görüyoruz. Bunlara izin veriyoruz. Hangilerini istediğimizi. Onun aşağısında sağlık izleme kısmımız var. Genel olarak geçmişe dayalı olan bütün uyku, stres, nabız verilerinizi burada görüyorsunuz. Uygulamalar var. Kişi ekliyorsunuz yine buradan. 10 kişiye kadar ekleyebileceğinizi söylüyor. Saati 10 kişi ekliyorsunuz rehberinizden ve 10 kişiyle buradaki direkt basarak arayabiliyorsunuz. Hava durumunu görüyoruz. Bir de sistem araçlarımız var. İşte uygulamaları kendimize göre sıralayabildiğimiz, araçları kaldırıp ekleyebildiğimiz, uyku modunu veya gece modunu ayarlayabildiğimiz. Onun altında şifre belirleme ve acil durum çağrısı için kişi ekleme kısmımız var yine. Uygulamanın genel hatlarına bakacak olursak burada size saatle ilgili olan, saatten aldığı bütün verileri günlük, haftalık, aylık bazda sunduğu bir kısım var. Burada bunları takip edebiliyoruz. Kan basıncımızı ölçüyormuş. Payı değerimizi ölçüyor kendisi. Otomatik olarak VO2 ve stres ölçümümüzü yapıyor. Kandaki oksijen ölçümümüzü yapıyor. Ve diğerleri genel olarak nabız ölçümümüzü yapıyor ve uyku takibimizi burada gerçekleştiriyor. Ve bunların hepsini burada görebiliyoruz. Aslında uygulamada sizin kullanacağınız ana hatlar bu şekilde. Bir de şurada tümünü göster kısmına tıkladığımızda geçmiş haftalarda ve aylarda yaptığımız işte yürüyüş veya koşu gibi otomatik algıladığı antrenmanların listesini veriyor burada size. Mi Fitness uygulaması genel olarak benim akıllı saat uygulamaları arasındaki sevdiğim uygulamalardan biri. Şimdi isterseniz gelin bir de Huawei sağlık uygulamasına bakalım. Bu uygulama bazı telefonlarda bağlantı problemleri yaşatıyor insanlara. Hatta biz bununla ilgili bir video bile çekmiştik. Bazı telefonlarda, bazı modellerde, bazı saatler vesaire bağlanmıyor. Uygulamaya bağlayabilmeniz için yapmanız gereken bazı şeyler olabiliyor. Onları nasıl yaptığınızın videosunu buradan izleyebilirsiniz. Ama genel olarak aslında Samsung telefonlarda vesaire Huawei telefonlarda zaten sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi uygulamayı açtığımızda ilk başta karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Aynı Mi Fitness'ta olduğu gibi genel olarak geçmiş verilerimizi gördüğümüz bir kısım var. Tansiyon ölçümü yaptığı için fakat bunu saat üstünde yapmıyorsunuz. O tansiyon ölçümünü kendisi saatten nabız değeri üzerinden alıp veri olarak uygulamaya giriyor sadece. Yani girdiğinizde o anda tansiyon ölçümü yapmıyor. SPO2 ölçümümüz var. Stres ölçümümüz var. Uyku ölçümümüz, nabız ölçümümüz var. Genel olarak ölçüm yapabildiği kısımlar bunlar zaten. Uygulamanın cihazlar kısmına geldiğimizde şurada cihazımızı açıyoruz ve burada yine bağlı olup olmadığını, şarj yüzdemizi vesaire görüyoruz. Aşağıda adım, kalori ve mesafe, gün içinde yürüdüğümüz kilometre mesafe ve attığımız adım ve gün boyu yürüyerek, adım atarak yaktığımız kaloriyi burada görüyoruz. Hemen onun altında saat kadranları yer alıyor. Bir de bu kadranlara bakalım. Sahip olduklarım kısmında saatin kendi içinde ekrana basılı tuttuğumuzda gelen kadranlar var burada. Şu şekilde benim saate indirdiklerim. Önerilenler kısmında burada Huawei'de ücretli kadranlar ve ücretsiz kadranlar diye ayrılıyor. Biz direkt ücretsiz olanlara bakalım. Evet şimdi genel olarak baktığınızda Huawei'de de yine ilk başta böyle çorba gibi hazırlanmış kadranlar var. Sade kadran yine burada çok az. Bunlar çok fazla şarj tüketiyor. O yüzden çok önermiyorum. Olabildiğince minimal kadranlar kullanırsanız şarjınız daha uzun süre gidecektir. Şöyle size göstermek için aşağı doğru iniyorum sadece. Bir de ne kadar çok ücretsiz kadran var onu da görün diye. Şöyle şimdi yukarı çıkalım. Şimdi buradan çıkalım artık kadranlardan. Ve
uygulamanın içerisinde neler var onlara bakalım. Şimdi müzik kısmına geldiğimizde bu saate müzik yükleyebiliyoruz. Belli bir gigabyte alanımız var. O gigabyte kadar alana müzik yüklemesi yapabiliyoruz. Burada bu kısım var. Telefonunuzdan direkt saate aktarabiliyorsunuz. Çünkü bu saate kulaklık da bağlanabiliyor. Ve siz bir yürüyüşe koşuya çıktığınızda kulaklığınızı direkt saate bağlayarak içine yüklemiş olduğunuz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Sağlık izleme kısmına baktığımızda Huawei'nin True Sleep diye bir özelliği var. Uyku sırasında sizin nefesinizi dinliyor telefon yardımıyla. Horlayıp horlamadığınızı vesaire algılayarak uyku kalitesi ölçümü yapıyor sizin için. Hareket hatırlatıcısı var. Bir de burada ölçümleri etkin hale getirebilmeniz için bir kısım var. Stres testi, kalp atışı ve kandaki oksijen oranı gibi. App Gallery'e tıkladığınızda direkt App Gallery uygulamasına yönlendiriyor sizi. Bildirimler kısmında hangi uygulamalardan bildirim almak istediğinizi buraya ekliyorsunuz. Alarmımız var, favori kişiler var. Yine aynı şekilde Redmi Watch'ta olduğu gibi buraya rehberinizden kişiler ekliyorsunuz. Direkt saat üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Hava durumu raporlarımız var ve bir de Huawei'nin sevilen özelliklerinden biri hızlı yanıtlar var. Fakat bu hızlı yanıtlar maalesef iPhone'larda çalışmıyor. Sadece Android ritim sistemlerinde çalışıyor. Hızlı yanıtlara kendiniz de bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Buradaki yanıtları da kullanabilirsiniz. Mesaj geldiğinde dümdüz sadece aramayı reddetmek yerine bir cevapla reddediyorsunuz. Bu güzel oluyor. Ya da isterseniz bir emoji ile de yanıt verebiliyorsunuz. Onun haricinde aşağıda diğer cihaz ayarlarını vesaire görüyoruz. Uygulamanın içi de genel olarak güzel hazırlanmış. Çeşitli aktiviteler vesaire var. Açıkçası Huawei son 1-2 yılda uygulamayı çok fazla geliştirdi ve uygulamayı bu denli geliştirmesiyle birlikte de Mi Fitness benim favorimken artık biraz böyle Huawei'ye yakınlaşmaya başladım. Huawei Health uygulamasını. Bir de şu bağlantıyla ilgili problemleri çözebilseler diye umuyorum ama bu tamamen bir Amerika'nın yaptırımıyla alakalı bir durum aslında. O yüzden bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Şimdi uygulamaları da baktığımıza göre artık isterseniz şöyle genel karşılaştırmaya bir geçelim. Aslında genel bir değerlendirme yaparken de genel bir karşılaştırma da yaptık. Fakat değinmek istediğim diğer başka ufak tefek şeyler de var. Mesela bunlardan ilki adım sayısı. Şimdi Huawei bu saati çıkartırken aktif modelini de özel olarak tasarlayıp ve Fit 2'nin reklamında da genel olarak hep böyle bir spor ağırlıklı bir reklam filmi çektikleri için buradan direkt şunu anlıyoruz. Bu saat genel olarak spor ağırlıklı yapılmış bir saat. Hal böyle olunca ölçümleri de gerçekten çok tutarlı oluyor. Mesela ben nabız konusunda bu saatte hiçbir şekilde şaştığını görmedim henüz. Nabzımı çok doğru ölçtüğünü düşünüyorum. Aynı zamanda adım sayısını da çok tutarlı ölçüyor. Mesela adım atıyorum ve bir anda ne kadar adım atmışım diye yürüyüş yaparken şöyle bakıyorum ve kolum böyle duruyor ve ben yürüyorum. Yürümeme rağmen her adımda bir tane arttırıyor adım sayısını. Ama Redmi Watch'ta böyle bir şey göremedim. Ya böyle total bir adım sayısının sonunda yükleme yapıyor ya da siz yürürken belli bir adım sayısına geldiğinizde bu kişi yürümeye başladı diye düşünerek adımları saymaya başlıyor. Fakat Huawei'de iş böyle değil. Gayet tutarlı ve sabit ölçümler yapıyor. İkisinin de telefon görüşmesi desteklediğini zaten söylemiştim. Buraya tekrar bir az sonra değineceğiz ve bir telefon görüşmesi testi gerçekleştireceğiz. Bu telefon görüşmesini üzerlerindeki mikrofon ve hoparlörler yardımıyla yapıyorlar. Bu mikrofonların artı bir özelliği daha var. Huawei'nin saati Huawei Asistan destekliyor. Yani telefonun üzeri Huawei ise aynı Google Asistan'da olduğu gibi Huawei Asistan'ı da saat üzerinden kullanabiliyorsunuz. Ama telefonunuz başka bir markaysa bu özelliği kullanamıyorsunuz. Redmi ise Alexa destekliyor. Evinizde kullandığınız bir Alexa varsa Alexa'yı cihazlara bağlayıp saati de Alexa'ya bağladığınızda evdeki bütün her şeyi Alexa yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Bir de bunun dışında Alexa şu saate alarm kur dediğinizde saat üzerinden belirlediğiniz saate alarm kuruyor. Bu bence güzel bir özellik çünkü Alexa her marka telefonda çalışabiliyor. Huawei'nin spor modlarında animasyonlarla birlikte geliyor. Yani siz bir antrenman açtığınızda size esneme hareketlerini animasyonlarla gösteriyor. Ya da size tamamen bir antrenman yaptırıyor. Yoga hareketleri olsun, esneme egzersizleri olsun. Animasyonlarla size bir antrenman yaptırabiliyor. Redmi saatimizde antrenman modlarında bir animasyon özelliği bulunmuyor. Huawei'nin bir de sevdiğim özelliklerinden biri şu oldu. Huawei telefonların kullandığı Google haritalar gibi petal haritalar diye bir uygulama var. Saatin içerisinde bu uygulama yer alıyor. Ve siz bu petal haritaları hangi marka telefonu kullanırsanız kullanın. Telefonunuza indirdiğinizde ikisini birbirine bağladıktan sonra petal haritaları uygulamasından bir yerin konumunu girip oraya gitmek için konumu başlat dediğinizde bu konumu saatte görüyorsunuz. Mesela 300 metre sonra sağa dön gibi size yolu tarif etmeye başlıyor. Apple'ın iWatch'ları da Apple haritalarla çalışarak bunu gerçekleştiriyor. Fakat Redmi'de herhangi bir şekilde böyle bir özellik bulunmuyor. İkisinin de üzerinde GPS bulunuyor. Fakat Huawei bu GPS yardımıyla size bir rota, parkur takibi sağlıyor. Yani bir koşu antrenmanına, açık alanda bir koşu antrenmanına çıktığınızda GPS'i etkinleştirirseniz eğer size en sonunda bir rota çiziyor ve diyor ki bak
bu kadar yol yürüdün, bu şekilde yürümüşsün, nabzın şuymuş, bu kadar adım atmışsın gibi çok detaylı bir veri sunuyor. Fakat Redmi Watch'ta herhangi bir rota takibi bulunmuyor. İçerisindeki antrenman modlarına baktığımızda Huawei antrenman konusunda bu kadar çok eğilmişken sadece 97 adetle sınırlanmış antrenman sayısı. Fakat Redmi'de 120 adet antrenman modu bulunuyor. Yani eğer çok spesifik sporlarla uğraşıyorsanız bu yaptığınız sporu Redmi Watch'ta bulma ihtimaliniz daha yüksek. Ve son olarak bağlantı kısmına baktığımızda şimdi arama da yapacağız. Bu aramada da yine Bluetooth bağlantısı özelliği çok önemli. Çünkü arama işlemini Bluetooth bağlantı yardımıyla telefon üzerinden gerçekleştiriyor. O yüzden iyi bir Bluetooth sürümü kullanmaları önemli. İkisi de 5.2 Bluetooth versiyonuna sahip ve 10 metreye kadarlık bir alanda da telefonla bağlantısı kolay kolay kopmuyor. Şimdi isterseniz bir arama testi gerçekleştirelim. Önce Redmi Watch'la sonra da Huawei Watch'la bir telefon görüşmesi yapalım. Evet, şimdi Redmi Watch'ımıza bir arama gelmesini bekliyoruz. Evet, arama geldi. Titreşim veriyor. Hatta şu an buna da geldi aynı anda. Burada kısa mesaj kısmınız da açılıyor. Çünkü mesajla reddedebiliyoruz aramayı. Burada sadece reddet ve cevapla var. Aramamızı cevaplayalım. Alo. Alo, selamlar. Selam Serhat'cığım, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Küçük bir çekim yapıyoruz da öyle bir seni de arayayım dedim, nasılsın, ne yapıyorsun diye. İyi yaptın. Ben de geziniyorum öyle. Hava bugün çok sıcak. Evet güneş ya. Güneş açmaya başladı. Evet, biz de bir hava var. Çekimde çok bunaldık sıcaktan. Sesin gayet güzel geliyor. Şu anda hoparlördesin. Sesin de çok yüksekte. Kendini duyuyor musun hiç? Yankı yapıyor mu? Yok, çok temiz geliyor, güzel geliyor. Öyle yankılı falan gelmiyor. Akıllı saat inceliyorsunuz değil mi galiba? Evet. Şimdi seni bir de diğer saatinden arayacağım da arada bir fark duyarsan söyle bana, olur mu? Hemen arıyorum. Olur, tamamdır. Şu an çalmaya başladı. Sesini fullledim. Alo. Evet, buyurun. Nasılsın? İyiyim. Çok özledim, dayanamadım, hemen buradan arayayım dedim. Biraz konuşabilirsen şey yapacağım, kendimce bir test yapabilirim. Şu an tam mikrofona doğru konuşuyorum. Sesin nasıl geliyor sence? Diğeriyle arasında herhangi bir fark var mı? Çünkü ben hoparlör anlamında ikisinin arasında bir fark hissedemedim kulaktan. Sadece şöyle, şu an konuştuğun bir tık daha tiz ama öyle rahatsız edici değil. Bence öteki daha böyle tok ve daha nasıl diyeyim... Sesler daha dolu dolu bir ses mi veriyor? Evet, daha dolu doluydu. Şu an konuştuğum bir tık daha tiz ama böyle arada uçurum falan yok. Hı-hı. Çok normal bir şekilde yani. Ben bir de bu saati 7 aydır falan kullanıyorum Serhat. Havuza girdim, duşa girdim. Belki uzun süreli bir kullanımda mikrofon performansı düşmüş de olabilir. Olabilir tabii. Evet, tamam, teşekkür ederim. Seninle konuşmak güzeldi, hoşça kal. Hoşça kal, bay bay. Burada arayan kişinin cep telefonu numarasını da görüyoruz bir yandan. Burada görmüyoruz, sadece adı ve soyadıyla çıkıyor. Türkçe karakterleri de destekliyor. Yani işte yumuşak G, Ş gibi harfler ikisinde de gözüküyor gayet. Bildirim geldiğinde bu bildirimlerde kare gibi çıkıyor ya bazen. Öyle bir sorunumuz yok, ikisini de görüyoruz. Fakat emoji ile ilgili şöyle bir problemimiz var bildirimlerde. Emojiler gözükmüyor. Bunda boş mesaj gibi gözüküyor. Bunda da bir kare işareti gibi gözüküyor. Aşağı indirdiğimizde bildirimi telefonda aç diye bir seçenek veriyor bize ya da tümünü temizle diyor. Burada ise emoji ile yanıt verebiliyoruz emojiyi görmememize rağmen. Bu arada Huawei'nin saatinde emoji görmememizin sebebi Samsung telefona bağlı olması ya da Apple telefona. Ama eğer Huawei telefona bağlıysa bu emojileri gösteriyor size. Tamamen yazılımsal bir olay aslında. Ama bence çözülebilir bir şey. Yani Huawei'nin bunu çözmemesinin sebebi dediğim gibi Apple'la veya Samsung'la aralarındaki o sıkıntı rekabetten kaynaklanıyor. Bildirim konusunda da hızlıca bu şekilde değinmiş olalım. Türkçe karakter demişken şuraya şunu da ekleyeyim. Huawei Watch Fit 2 tamamen Türkçe destekliyor. Uygulamasında Türkçe destekliyor, arayüzlerde Türkçe destekliyor, saatin içerisindeki her şey Türkçe. Fakat Redmi'de mesela saat kadranlarında İngilizce yazıyor. İşte adım değil de step yazıyor gibi böyle ufak bir orada farklılık var. Yani saat kadranlarını Türkçe'ye çevirmemişler. Ama diğer her şey içindeki Türkçe. Orada bir sorun yok. Bunlardan da bahsetmiş olalım. Şimdi isterseniz şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Fiyatlarına bakalım ikisinin. Acaba o mu bu mu? Artık şuna bir karar verelim. Şimdi ilk başta hemen bence fiyatlarını söyleyeyim ikisinin de size. Ondan sonra devam edelim. Huawei Watch Fit 2 aktif modeli şu an internette 2000 lirayla 2300 lira arasında fiyatları değişkenlik gösteriyor. 2000 liraya falan ama alabiliyorsunuz. Redmi Watch 3 modeli ise yeni çıktığı için öyle bir sürü platformda satmıyor henüz. Ama fiyatı 2200 lira satan platformlarda da. Yani ikisinin arasında aslında neredeyse fiyat farkı yok. Ama özellik anlamında gözle görülmesi de gerçekten çok fazla fark
fark var. Şimdi bana soracak olursanız, eğer telefonunuz Huawei ise tabii ki de gidip Huawei Watch Fit 2 alın. Ekosistem dışına çıkmayın. Ama telefonunuz Xiaomi ise, Redmi ise, Poco ise gidip Redmi Watch 3 alabilirsiniz. Aynı şekilde Oppo kullanıyorsanız da Huawei saati öneririm. Ama siz telefonda Samsung ya da Apple kullanıyorsanız, bu ikisinden hangisini alayım diye soracak olursanız, bana kalırsa ben Samsung kullanıcısı olarak Huawei Watch Fit 2 kullanıyorum. Yine bunu kullanmaya devam edeceğim. Çünkü özellik olarak hem beni çok tatmin ediyor. Bildirimler olsun, bildirimlerdeki sunduğu diğer özellikler olsun, Redmi'de bulunmayan çok fazla artısı var bana göre. Zaten video boyunca anlattım. Teker teker olara değindim. Redmi'ye baktığınızda metal kasaya sahip olması çok öne çıkan bir özellik ama bence aradaki fiyatlandırmadan kaynaklı olan, hani özellik bakımından aslında Redmi Huawei kadar çok özelliğe sahip değil. Fakat fiyatı neredeyse aynı. Bu metal kasadan kaynaklanıyor. Bir de ekran teknolojisinin 60 Hz olmasından kaynaklanıyor. Yani yenileme hızı çok hızlı gerçekten. Ve tabii ki de bu 2022'de çıktı. Bu 2022 Aralık 2023'te çıktı. Daha son çıkan bir saat olduğu için fiyatı da tabii ki ona göre. Ama dediğim gibi ben bir Samsung kullanıcısıyım. Ama Apple kullanıyor olsaydım Huawei'yi tercih etmezdim. Çünkü neden? Bazı özellikler Apple iOS işletim sistemiyle uyumlu değiller. Mesajlara hızlı yanıtlardan cevap verme özelliği bunlardan biri. Bunu Apple cihazlarda kullanamıyoruz. Deklanşör özelliğini yine kullanamıyoruz. Gibi gibi böyle bazı bağlantı problemleri yaşadığında söylüyor kullanıcılar. Bizim bu Huawei Watch Fit 2 videomuzun altına gidip yorumlara bakabilirsiniz. Kullanıcıların orada deneyimlerini aktardığı yorumlar da var. Oralarda da bir göz gezdirebilirsiniz. Redmi yeni çıktığı için herhangi bir kullanıcı kitlesi veya uzun süreli kullanan bir kitlesi henüz yok maalesef. O yüzden kullanıcı yorumları çok kısıtlı Redmi'de. Fakat iOS işletim sistemiyle gayet sorunsuz çalıştığını biliyoruz. Yani hiçbir problem yaşatmıyor Redmi Watch size iOS işletim sistemlerinde. O yüzden Apple kullanıyorsanız da Redmi Watch 3'ü tercih edebilirsiniz. Genel itibariyle yorumlarım bu şekildeydi. Değerlendirmelerim de bunlardı. Ama bu videonun sonunda yine aklınıza takılan şeyler varsa mutlaka yorumlarda bize sorun. Seve seve yardımcı olmaya çalışırız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.